dönüşümlerin gelişimi için çalışmaya devam ediyorum bir yandan. Şimdi buzdağı resmini görünce böyle onunla ilgili hemen bir cümle kurmak istedim. Birçok metaforu, o metaforu birçok yerde kullanıyoruz. Organizasyonların dönüşümünde de buzdağına baktığımızda farklı bir pencereden göstermek istiyorum. Ben şunu görüyorum. Şirketlerin dönüştük diye gösterdiği nokta buzdağının üstü, buzdağının altında aslında çok daha böyle dönüşemedikleri ya da organizasyonun dönüşümüne engel olan birçok problem var. Bu da dönüşümlerin globalde yapılan araştırmalarda çevik dönüşümlerin takım seviyesinde %7 ile 12 ama şirket seviyesinde yani organizasyon tamamı seviyesinde %3 ile 5 arasında başarılı olmasının arkasındaki sebep belki de. Yani bence bu araştırma çok önemli. Şirketlerin yapılan araştırmalarda dönüşümler sırasında, organizasyonel dönüşümler sırasında sağladığı fayda globalde yapılan bir araştırmada %3 ile 5 arasında verimlilik kattığı söyleniyor. Bunun sebebini hep beraber göreceğiz. Ama öncesinde biz yeni kitapta ufak bir metafor kullandık. O metaforla ilgili bilgi vermek istiyorum. Şirketlerin kuruluş hikayesinden başlayacağım. Aslında şirketler hangi aşamalardan geçiyor ve dönüşümü biz niye yapma ihtiyacı duyuyoruz? Bir şirketi kuruluşunu düşünün. Bir tane girişimci geliyor. O girişimci bir değer yaratmak için tek başına bir startup firma kuruyor. Ya da bunu bir ortakla yapıyor. Buradaki amacı ne? Hayatta kalabilmek, sektöre giriş yapabilmek, müşteri bulabilmek. Arkasından müşterisini buldu. Bu şirket ne yapıyor? Biraz daha olgunlaşıyor. Belki 20-30 kişilik bir çapa geliyor. 20-30 kişilik bir çapa geldiğinde biraz daha fazla müşteri bulayım, işte ürünümü biraz daha geliştireyim diye ikinci aşamaya geliyor. Biz bunu şöyle örneklendiriyoruz. Diyoruz ki startuplar tek hücreliler. Biraz daha büyümüş, işte 20-30 kişiye çıkmış firmalar çok hücreliler. Ve bir sonraki aşama şirket kendini sektörde yer edinmeye başlıyor. İşte yavaş yavaş o 20'li sayılar 50'lere 100'lere çıkıyor. Bunu yaparken de departmanlaşmaya başlıyor. Yeni elemanlar katıyor bünyesine. Ama ilk katta elemanları biraz daha yukarı hiyerarşide tutup onların altında elemanlar almasını bekliyor. Böylece yavaş yavaş şirketlerde, o 100 kişilik şirketlerde siloların tohumları atılmış oluyor birçok organizasyonda. Biz buna sürüngenler diyoruz. Aslında memelilerle sürüngenler karışımı kullanıyoruz burada. Bir üst aşamaya geldiğinde şirket daha fazla büyümeye başlıyor. Burası çok önemli. Burada eğer departmanlar güçlenmeye başlarsa silolar güçleniyor. Ama normalde bir sonraki seviyede şirketin amacı zaten kendini kanıtlamış, sektörde yer edinmiş olduğu için aslında şirket değer üretmeye ve burada biraz daha çalışana değer vermeye ve biraz daha müşteri odaklı olmaya başlıyor. Son tarafta ise şirketler aslında artık sektörde yer edinmiş, çalışana değer veriyorsa en üst piramidin en tepesinde de biz şirketin aslında insan gibi görüyoruz burada ve şey diyoruz. Çevreye saygılı, doğa dostu ve en merkezli çalışan var. Çalışanı merkeze aldığı için zaten müşteri de çalışandan dolayı merkeze alınmış oluyor. Bunlar da aslında bizim organizasyonların en tepesindeki noktamız. Şimdi biz ne düşünüyoruz burada? Ne metaforu kullandık? Dedik ki biz şirketler büyürken silolar olgunlaşmaya başladığında özellikle bu üçüncü aşamada hala üçüncü aşamaya kadar patron merkezli oluyorlar. Yani hep tepeden yönetilmeye devam ediyorlar. Dördüncü aşamaya geçemeyip organizasyonun şöyle devam edeceğim. Çalışan sayısı büyüdüğünde ama şirket hala patron merkezli olmaya devam ettiğinde burada organizasyonların geldiği durum şu oluyor. Binlerce kişilik şirketler hala tepeden yönetilen ve dikeyde siloların olduğu yapılara geliyor. Peki ben niye anlattım bunu size? Şundan dolayı anlattım. Günümüzde sunulan birçok çevik çerçeve bize organizasyonların beklenen değerinin aslında burada yani çalışanına değer veren, çalışanını merkeze almış bir yapıda olduğunu varsayarken günümüzün geldiği organizasyonlar çok çalışanlı ama hala patron tarafından yönetilen ya da merkezi yönetilen şirketler. Bunlar da bu kullandığımız işte örnek veriyorum Scrum gibi ya da Safe gibi çerçevelerin aslında arkasındaki gizli varsayım. Yani biz Scrum yaptığımızda eğer bu organizasyonun şu noktasında değilsek, insana değer veren bir yapıda değilsek,
bir yatay hiyerarşimiz yoksa, o zaman yaptığımız şeyler sadece pratikte kalıyor. Bizim hedefimiz şirketleri buraya getirmek olmalı. Ama bunu sadece bazı pratikleri uygulayarak yapamıyoruz. Peki bunu nasıl yaparız? Bu sorunun cevabını da aslında Value Stream'le veriyoruz. Şimdiki hiyerarşili şirkete bakalım. Birçok organizasyonun geldiği nokta olarak görebiliriz bunu. Şirketlere baktığımızda müşteriye değer nasıl yaratılıyor diye bakalım. Hiyerarşi var. İşte HR var, satış var, pazarlama var, ürün geliştirme, normal yazılım geliştirme, destek birimleri var. Müşteri geldiğinde aslında nasıl oluyor? Satış birimine geliyor, yöneticiyle onay süreci geçiyor, marketinge geçiyor, product management'a geçiyor. Ama burada tepede hep yöneticiler var ve herkes kendi silosundaki sorumluluk alanına çalışmak üzerine bir çaba harcıyor. Burada da genellikle yöneticilerin olduğu durumda da aslında sonuçlar biraz daha etkilenmiş oluyor. Çünkü biz dediğim gibi silo bazlı yani departman bazlı konumlanmaya başlıyoruz. Peki biz insanları yönettiğimiz durumda yani çoğu zaman burada baktığınızda biz insanları yukarıdan aşağıya doğru yönetiyoruz. Yani her departmanın hiyerarşik yapısını kuruyoruz. Ama değer nasıl işliyor? Diğer aşağıda işliyor bakın. Yani çıktıyı üreten aşağı taraf ama biz insanları yönetmeye devam ediyoruz. Değeri yönetmiyoruz. Bu da günümüz organizasyonların çoğunda insanlar yani yöneticiler çalışanlarına iş vermekten dolayı aslında değer üretmeye odaklanmak yerine insanların meşgul olmasını sağlıyorlar. Daha çok iş yapsınlar, daha verimli olsunlar. Nasıl daha fazla bu insanları optimize edebilirim diye çaba harcıyorlar. Ama Value Stream diye baktığımızda, Value Stream nedir diye sorarsak, aslında Value, müşteriye dokunduğumuz andan, onu mutlu ettiğimiz ana kadar olan ki tüm süreç, bizim değer zincirimizi gösteriyor. Buradaki değer akışımızı gösteriyor. Değer akışımızda herhangi bir kesinti aslında müşteriyi mutsuz etmeye yol açabiliyor. Bu nedenle ben Value Stream'i özetleyeyim. Value Stream dediğimiz şey, dediğim gibi tekrar edeceğim bunu. Müşteriye dokunduğumuz andan, onu mutlu ettiğimiz ana kadar ki tüm süreç. Burada şöyle düşünebiliriz. Örneğin bir e-ticaret sitesini düşünün. Müşterinin e-ticaret sitesini pazarlama aracılığıyla giriş yapmasından, belki bir Instagram kanalından ya da bir web sitesinden ya da herhangi bir sosyal medyada televizyondan gördüğü bir alandan, arkadaşından duyduğu bir alandan onu siteye çekmekten onun arkasındaki tüm süreçlerine baktığınızda sitedeki deneyimini düşünün. Arkasından depodaki deneyimi, kargodaki deneyimi, müşterinin ödeme deneyimi, servis deneyimi, iade deneyimi bunların hepsi uçtan uca baktığımızda müşteriye değer üretme alanları. Bunlar bizim amacımız aslında değer zincirinde. Burada müşteri uçtan uca değer sağlamak. Peki biz bunları silo mantığında yaptığımızda ne oluyor? Çoğu zaman o değeri uçtan uca müşteriye kesintisiz sunmakta zorluk yaşıyoruz. Bir örneği var burada baktığımızda. Ne oluyor? İşte satış biriminin farklı bir önceliği oluyor. Pazarlama biriminin farklı bir önceliği oluyor. Ya da yöneticiler aracılığıyla çok fazla bekleme oluyor. Yani yöneticiler mesela kaynakların planlamasını yapıyor. Ya da bürokrasi nedeniyle yönetici ben bir düşüneyim bunu bir hafta sonra bakalım diyor. Biz burada sürekli değere kesinti yaşatıyoruz. Bizim hedefimiz ne olmalı peki çevik dönüşümlerde? Organizasyonların dönüşümünde. Bu konuşmada özellikle organizasyonların dönüşümü diye kelimeyi kullanacağım. Çünkü hedefimiz bir takımın dönüşümünden ziyade artık oraları geçip bizim şirketlerin dönüşümünü, organizasyonların dönüşümünü konuşmamız gerekiyor. Peki, buna da aslında sektörde business agility kelimesi çok sık kullanılıyor. Business agility kavramıyla ne yapmamız gerekiyor? Bizim müşteriye en yüksek değeri aslında en kısa zamanda sürdürülebilir bir şekilde sağlayabilmemiz gerekiyor. Bu nedenle aslında dönüşümlerde yapmamız gereken ilk adım bizim organizasyonlarımızdaki value streamleri çıkartmak. Müşteriye uçtan önce değer ürettiğimiz adımları çıkartmak. Ve burada sevdiğim bir örnek var. Bir uçağın uçmasını hangi parçası sağlıyor diye sorarsak, bu uçağın uçmasını hangi parçası sağlıyor diye sorarsak tek bir cevap veremeyiz, değil mi? Kanadı, motoru, gövdesi.
Bunların tek başına değil. Bunlar sistemin tamamını göze almamız gerektiğini, dikkate almamız gerektiğini söylüyor. Sistemin bir parçasını iyileştirmek, yani sadece mesela IT'ye odaklanmak ya da sadece geliştirme takımlarına odaklanmak organizasyonun bütününü iyileştirme anlamında fayda sağlayacağı anlamına gelmiyor. Bizim bu nedenle bütününe odaklanmamız gerçekten önemli. Peki varistrim mi öğrendik? Genelde şu soru sorulur. Varistrim dediğimiz şey bir organizasyonda organizasyonlar büyüdüğü zaman daha fazla varistrimler de olabilir. Yani şirketlerde tek bir varistrim yoktur. Bu nedenle bizim ilk amacımız şu olmalı. Organizasyonlardaki müşteriye dokunan o tüm varistrim katmanlarını çıkartmak olmalı. Ve peki biz o varistrimi çıkarttıktan sonra nasıl değer sağlıyoruz? Her varistrim aslında kendi startup gibi bir firma olarak konumlanıyor. Bunun da yine bir gizli varsayımı var. Spotify modeli çok meşhur olmuştu. Birçoğumuz duymuşuzdur. Spotify'ın modelinde tribe'lar var, chapter'lar var. Aslında bu da arkasındaki gizli varsayım. Şirketlerin, yani Spotify'ın davranışı orada her birinin aslında bir varistrim katmanı oluyor. Yani her bir tribe dediğimiz şey bizim o Spotify'ın yaptığı bir şirket müşteriye uçtan önce değer katan bir parça. Biz de organizasyonları konumlandırırken aslında o siloları yıkmak istiyorsak eğer, müşteriye uçtan önce değer sağlamak istiyorsak, oradaki siloyu yıkıp varistrimler oluşturmamız gerekiyor. Bunlar da startup gibi davranan ufak departman demeyelim de kendi yönetebilen şirketler oluşturma anlamına geliyor. Peki bu varistrimi nasıl efektif yöneteceğiz? Asıl sorumuz da bu. Varistrimi şöyle efektif yönetebiliriz. Burada disiplin ecai tarafı biraz daha safe'den phase alıp safe'i geliştirme üzerine gidiyor. Yani scaled agile framework'ü biraz daha ileriye götürüyor. Burada ikiye bölüyor süreci. Bir business tarafı var. Bir implementation and support tarafı var bu listrimlerde. Organizasyonunuzu düşünün bu çerçeveyi anlatırken. Organizasyonunuz tek bir listrime hizmet ediyorsa öyle hayal etmeye devam edin. Burada bir stratejimiz çıkıyor şirketlerde en başta. Yani şirketin gitmek istediği vizyon, o vizyonu gerçekleştirmek için hangi stratejik temalarını kullanacak? Aslında stratejiyle başlıyoruz biz varistrimlerde de. Çünkü bunlar da küçük birer şirket gibi düşünüyoruz. Bu stratejiyi gerçekleştirmek için de inisiyatifleri oluşturuyoruz. Yani ben bu stratejik hedeflerime nasıl ulaşırım dediğimizde burada bir business backlog çıkıyor. Bakın burada şey çıkmıyor. Bir IT backlog'u değil, tamamen business bir backlog çıkıyor. Neleri yapmam lazım benim o vizyona ulaşabilmem için, o stratejiyi gerçekleştirebilmem için. Arkasından bir önemli nokta ise bu ilk baştaki dediğimiz portfolyo management'tı. Aslında şirketin stratejisini çıkartması, ona uygun backlog'u çıkartması, business backlog'u çıkartması. Bir sonraki aşamamız bizim product management dediğimiz aşama. Product management dediğimiz aşamada ise bu backlog'u gerçekleştirebilmek için benim hangi ürünleri geliştirmem ya da hangi ürün parçalarını iyileştirmem gerekiyor diye soruyoruz. Burada da ortaya şu çıkıyor. Benim o stratejiyi gerçekleştirebilmem için portföyüm bu. Bu portföyü de hayata geçirebilmem için şu ürün parçalarını yapmam gerekiyor dediğimiz aslında MVP ve MBI dediğimiz kavramlar devreye giriyor. MVP Minimum Viable Product, MBI ise Minimum Business Increment. Disiplin Agile burada hayatımıza yeni bir kavram sokuyor. Buna Minimum Business Increment diyor. Bunu da şöyle konumlandırıyor. Diyor ki MVP dediğimiz şey aslında hep diyoruz ya MVP yapalım. En değerli parçayı en erken teslim edebilmek. Ama MVP biraz daha yeni ürün geliştirmeye uygun. Bizim organizasyonumuzda var olan ürünleri geliştirmek istiyorsak o zaman minimum business increment yapısını kullanıyoruz. Bunun detayına çok inmeyeceğim çünkü bu 1-2 günlük bir aslında derste detaylı o MBI çıkartma. Ama sadece zihninizde bir soru işareti olmasını istiyorum burada. Biz hep MBI kullanıyoruz. Gerçekten MVP kavramı doğru mu? MBI kullanmalı mıyız diye kendinize sormanızı istiyorum. Ürünleri çıkarttık. Bir sonraki aşamamız ise aslında burada geliştirmeye gitme.
takımlar burada devreye giriyor. Yani ürünler belli. Artık onların program backlogları oluşuyor. O program backlogları belki de 3-4 takımın beraber çalışarak ürettikleri ürün parçaları oluyor. İşte birçok organizasyon sadece bu development kısmına odaklanıyor. Örneğin Scrum takımları kuruyoruz biz şirketlerde. Kanban takımları kuruyoruz. O takımlar nereyi iyileştiriyor? Sadece development fazını iyileştiriyor çoğu zaman. Ama bizim odaklanmamız gereken organizasyonel dönüşümlerde sadece takımların çalışma şekli değil. Artık takımları aşıp organizasyonun product management'ı doğru yapılıyor mu? Portfolyo management'ı doğru yapılıyor mu? Doğru stratejiler belirlenmiş mi? Bunları düşünmemiz, bunları konuşmamız, bunları iyileştirmemiz gerekiyor. Şimdi burada disiplin Agile, özellikle Value Stream tarafı bize şöyle bir roadmap tanımlattırıyor. Diyor ki şirketinize dönüşüm yapmak istiyorsanız Value Stream'inizi çıkartın. Bu Value Stream çıkartma süreci de gerçekten önemli. Siloyu yıkacak bir takım kurmak istiyorsak şunu yapmamalıyız. Şirketimizde bir proje var. Hadi bir projeyi Scrum'la yapalım. Yine matris yapı kullanıyoruz. Yine dikeyli silolar var. Yine o her takımın kendi yöneticisi var. Yine o takım uçtan önce bir değer üretmiyor olabilir. Bu yüzden önemli nokta birçok ölçeklendirilmiş modelde bu geçerlidir. Şirketler dönüşümlerini yaparken kesinlikle Value Stream'lerini çıkartarak başlamaları gerekiyor. Yani müşteriyi merkeze almış bir departman kurmaları gerekiyor ve uçtan önce özel çalışan bir departman olmalı bu. Ya da tribe diyelim bunun adına. Arkasından bu Value Stream ne problemler yaşıyor bunu görmemiz gerekiyor. Çıkarttık. Bu Value Stream'in nerede problem var? Biraz da ona da değineceğiz. Arkasından evet bu Value Stream'deki problemleri gördük. Bundan sonra aslında aksiyonları çıkartmamız gerekiyor. Ben ne aksiyon alabilirim? Bu departmanın, bu tribe'ın problemlerini çözmek için neler yapmam gerekiyor? Buna odaklanıyorum. Ve kendime bir geliştirme, iyileştirme backlog'u çıkartıyorum. Bunu kim yapıyor? Organizasyonlarda aslında dönüşüm ekipleri yapıyor. Yani benim bunun için de aslında ayrı bir ekip kurmam gerekiyor. Bu dönüşümü liderlik yapan ekibin burada varisitimi çıkartması, karşılaştığı sorunları görmesi, aksiyonları çıkartması, bunun improvement backlog'unu çıkartıp sonrasında sürekli iyileşmesi gerekiyor. Peki, siz de yine kendinize bir soru sormanızı ve bu tespitimin doğru olup olmadığını kendinizce doğrulamanızı istiyorum. Birçok dönüşüm görüyoruz şirketlerde. Yapılan bu dönüşümlerde şirketler gerçekten teşhis yapıp ondan sonra mı tedavi yapıyorlar? Yani buradaki challenge'ları görüp bu organizasyonun çevik olmasına ne engeldir diye bir teşhis koyup sonra mı tedavi yapıyor? Yoksa doğrudan birebir popüler olan bir çerçeveyi ya da popüler olan bir uygulamayı alıp biz de bunu uygulayalım mı diye başlıyorlar. Bu ayrım çok önemli. Çünkü gerçek dönüşümü yapmak istiyorsak önce teşhisi koymamız gerekiyor. Organizasyonumuzun çevik olmasını engelleyen teşhisi koymamız gerekiyor. Arkasından tedaviye geçmemiz gerekiyor. Bunu yapmadığımızda birçok şirketin yaptığı gibi popüler olan çevik dönüşüm yöntemlerini uygulamak anlamına geliyor. Bu da işte dönüşümlerin %3 ile 5 arasında verim sağlamasının arkasındaki sebeplerden biri. Şimdi burada ufak birkaç bilgi daha vermek istiyorum. Bunlardan biri şu. Biz Value Stream'i çıkarttık. Assessment'ı nasıl yapacağız? Oradaki problemleri nasıl göreceğiz? Bununla ilgili de müşteriden başlayıp müşteriyle biten değer akışımıza baktığımızda öncelikle bir teşhis için şey koymamız gerekiyor kendimize. Bir röntgen koymamız gerekiyor. Röntgeni koyuyoruz önümüze. Diyoruz ki burada şirketin stratejisi doğru mu? Efektif bütçesi var mı? Tüm departmanlarını strateji ayırmış mı ve herkes aynı hedefe mi koşuyor? Portföy yönetiminde ise insanların yapacakları işler konusunda kapasitesi belli mi? Yani kapasite planlaması yaptık mı yoksa her işi mi yapalım diyoruz. Projeleri doğru önceliklendirdik mi? Bağımlılıklar doğru yönetiliyor mu ve doğru bağımlılık yapıldı mı? Özetle
Organizasyon uçtan önce portföy yönetimini yönetebiliyor muyuz? Arkasından gerçekten o portföyün sonunda ortaya çıkacak ürünler konusunda deneyimli ekipler mi bu ürünleri geliştiriyor? Birçok organizasyonda bu problemi de görüyoruz. Biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki bir kişiye sen product owner'sın, hadi sen bu ürünü geliştir. Belki de o kişi gerçekten o ürünün vizyonunu çıkartabilecek, roadmap'ini çıkartabilecek yetkinliğe sahip değil. Biz işleri gerçekten küçük parçalara bölebiliyor muyuz? Doğru ürünleri çıkartabiliyor muyuz? Ürünlerin birbiriyle entegrasyonu var mı? Yani burada business architecture dediğimiz ürün mimari, aslında iş mimarisinde ürünlerin, yani 5-6 ürün geliştiriyorsak bunların roadmap'leri, bunların birbiriyle bağlamları doğru yönetiliyor mu? Buradan sonraki uygulama aşamamız baktığımızda işte ne problemler çıkıyor karşımızda? Ekipler gerçekten birbiriyle paralel işler mi yapıyorlar yoksa aynı işi farklı ekipler mi yapıyor? Bunu da görüyoruz şirketlerde. İki ekip var, bakıyorsunuz benzer projeyi yapıyor, birbirinden habersizler. İhtiyaçlar net değil business tarafta. Uygulama ekibi sürekli onun için bir çaba harcıyor, o ihtiyaçları netleştirmek için. Takım içinde koordinasyon problemleri var. Takım üyelerinde yetkinlik sorunları var. Takımın iş yapış şeklinde problemler var. Bunlar da hep uygulamada karşılaştığımız sorunlar. Entegrasyonda ne çıkıyor karşımıza? Mimari problemler, DevOps sorunları, teknik yetersizlikler, takımlar arasındaki koordinasyon sorunları, kalite problemi çıkıyor bakımda karşımıza. Gerçekten istediğimiz kalitede bir destek alamıyoruz. Pazarlamamız eksik olabiliyor. ETL yönetimimiz eksik olabiliyor. Bizim yapmamız gereken şey burada. O valid stream'i çıkarttıktan sonra orada hangi problemlerle karşılaşıyoruz? Bunları çıkartmak. Bakın burada bir örneği var. Bu kırmızıyla gördüğümüz şeyler o şirkette teşhis konulmuş aslında. Röntgen cihazı gibi düşünün. Teşhisi koymuşuz bu şirkete. Ne demişiz biz burada? Eksik işler saklanıyor. Bir şeffaflık yok. Emir komuta sistemi var. İşte çevik liderlik tarafına geliyoruz. Psikolojik güvenlik sorunları var. Yani aşağıdaki ekipler burada şeffaf bir şekilde sorunlarını ya da bilgilerini ya da taleplerini dile getiremiyorlar. Hesap verilebilirlik problemleri var. Baktığımızda, pardon. Aynı zamanda çok fazla iş üzerine çalışıyoruz. Sililaşma var. Stratejimiz net değil. Organizasyon hizalanmamış. Bütçemi efektif yönetemiyorum. Yıl başında bir bütçe çıkartıyorum. Yıl sonuna kadar bu bütçeyle gitmek zorundayım. Bu nedenle projelerimi sürekli portföy yönetimini uygulayamayıp projelerimi değiştiremiyorum. Gibi bu kırmızıyla gördüğümüz şeyler aslında bizim teşhisimiz. Tekrar altını çizmek istiyorum burayı. Yani bu sunumda şeyde yapmak istediğim en önemli bilgi size vermek istediğim. Buradaki teşhisi koyabilmek öncelikle. Tedaviye geçmeden önce. Hadi takımları scrum takımı yapalım. Hadi değiller yapalım. Sprintler koşalım. 3 tane takımı oturalım beraber bir board hazırlayalım. Board'da çalışsınlar. Gerçekten sizin organizasyonunuzun çevik olmasını engelleyen şey onları yapmamak mı? Bunu sormanızı istiyorum kendinize. Doğru teşhisi koymak, doğru tedavi uygulamak için çok çok önemli. Peki disiplin agile bunu bize nasıl roadmap'te sunuyor? Ve burada PMO'yu nasıl konumlandırıyor? Bu kısım da önemli. Burada şöyle bir roadmap çıkartıyor bize. Öncelikle bu dönüşümlere diyor, Value Stream Consultant'lar yetiştirerek başlıyor. Onları eğit diyor. Yani bu dönüşümü uçtan uca başarabilecek danışmanlar yetiştir şirket içerisinde veya şirket dışarısında diyor. Bizim yaptığımız en büyük hatalardan biri de çevikliği sadece Scrum'ı ya da Safe'i bilen insanları şirketimize alarak ya da onları doğrudan dönüşüme teslim ederek yapmamız. Aslında bizim burada en önemli noktamız buradaki teşhis noktalarını çıkartabilecek, arkasından tedavi planını şirketle birlikte uygulayabilecek danışmanlarla çalışmak. Buradaki fark şöyle devreye giriyor. Sadece işte bazı pratikleri uygulamaktan çıkartılması gerekiyor danışmanların. Şirketteki o acı noktaları şirkete gösterebilmesi gerekiyor. Ama bunu yapabilmek için de liderlik takımıyla çalışması gerekiyor. Burada benim size vermek istediğim en büyük mesajlardan biri de eğer bir dönüşüm yapmak istiyorsanız CEO'dan başlamanız gerekiyor.
En tepe yönetimi de öncelikle değiştirmeniz, sonra aşağı inmeniz gerekiyor. Diğer türlü aşağıda yapacağınız tedaviler büyük organizasyonun dönüşümünde bir süre sonra ilk krizde size sorun olarak tekrar geri dönebilir. Hatta kitapta bunu şöyle bir metaforla kullandık. Dedik ki şirketin kültürü insandaki bağışıklık sistemi gibidir. Biz bağışıklık sistemini kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Dönüşümlere girdiğimizde eğer gerçekten bağışıklık sistemini kuvvetlendirmezsek şirketin, yani kültürünü değiştirmezsek, ilk hastalıkta, yani ilk krizde şirket tekrar emir komutaya geçer. CEO tekrar hemen sazı eline alır ve bütün şirketi tekrar emir komutayla yönetmeye başlar. Yaptığımız o aşağıdaki o dönüşüm çalışmalarının birçoğu çöpe gidebilir. Bu yüzden bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmemiz, öncelikle liderlerle başlamamız gerekiyor. Peki biz ne yaptık? Valistim Consultant'ları, yani bu şirkette dönüşümümüzü yapacak kişileri yetiştirdik. Sonra valistimimizi çıkarttık. Valistimi çıkarttıktan sonra assessment yapıyoruz. Yani organizasyonda nerede problemler var, oradaki teşhisleri koyuyoruz. Bundan sonra teşhisi koyduktan sonra önce executive'i, sonra liderleri eğitiyoruz. Niye onları eğitiyoruz? Çünkü birçok şirkette, benim karşılaştığım kezler de oldu çok fazla, şirketler şunu yapıyorlar. Birkaç tane yönetici çıkıyor. Diyor ki arkadaşlar çevik dönüşüm gerçekleştirelim. Bunu niye yapıyor? Çünkü farklı bir rakipte görüyor. Rakip taraf işte dönüşüm başlatmış. Onlar hızlı ilerliyorlarmış. LinkedIn'e bakıyor. Farklı sosyal mecralara bakıyor. Her yerde görüyor. İşte ilk rakibi çok güçlenmiş ve öyle bir anlatıyor ki organizasyon daha önce zaten hiçbir değer üretemiyormuş da bu Scrum'ı uyguladığında ya da dönüşümü başlattığında uçuyormuş gibi gösteriyor. Bu nedenle o popüler yöntemleri uygulamak için birçok yönetici tepede hadi arkadaşlar Scrum başlatın, bana da bilgi verin diyor. Dönüşüm hakkında beni raporlayın, beni bilgilendirin. Sonra işte 3 ay geçiyor, 5 ay geçiyor. Aa evet diyor, 10 tane takım kurduk, Scrum takımı, mükemmel ilerliyoruz biz diye yanılgıya uğrayabiliyor. Bu nedenle bizim yapmamız gereken ilk şey her zaman tepe yönetimindeki doğru o teşhis tedavi noktalarını onlara anlatabilmek, onları bu işin içine katmak. Onlarla birlikte gelişim planımızı çıkartmak, improvement backlog'u çıkartmak. Bu improvement backlog'un içerisinde stratejiyle ilgili şeyler olabilir, portföy yönetimiyle ilgili şeyler olabilir, product management olabilir, takım olabilir. Hepsiyle ilgili aksiyon almamız gerekiyor. Ama hepsini bir anda alabilir miyiz? Hayır. O zaman bunları da yavaş yavaş önceliklendirerek almamız gerekiyor. Bir sonraki noktamız da burada PMO'yu devreye sokuyor. Stratejinindeki görevi biraz daha executive'e konumlandırıyor. PMO'yu da o stratejiyi gerçekleştirebilmek için doğru projeler çıkartıldı mı? Ya da doğru ürünler demeyeyim de doğru yol haritası belirlendi mi? Bu önceliklendirildi mi? Kaynak planlaması doğru yapıldı mı? Aslında birazdan Özkan Bey'in anlatacağı oradaki portfolyo management uçtan uca yapıldı mı diye burada PMO'yu eğitelim diyor. Bir sonraki noktamız ise bizim productlarımızı çıkartmak, yani product managerlarımızı ya da product ownerlarımızı geliştirmek. Product ownerlar gerçekten doğru ürünleri geliştiriyor mu, doğru backlog'u çıkartıyor mu diye bunu konumlandırmamızı, sorgulamamızı istiyor. Bir sonraki noktada takımlar içerisinde Scrum Master'lar veya orada Disney Agile bence farklı bir isim kullanıyor. Team Lead diyor. Organizasyonu, yani daha doğrusu takımı fasilite edecek kişi Team Lead'tir diyor. Burada Lead dediği bir yönetici gibi düşünmeyin yine. Scrum Master'da olabilir. Project Manager'a title kullanabilirsin ama önemli olan burada yapmanız gereken takımı fasilite edecek. Yani bir proje, geleneksel proje yöneticisi gibi davranmayacak. Bu kısım da önemli. Emir komuta değil, çevik bir lider gibi davranması gerekiyor. Organizasyonlarda bu proje yöneticisinin görevi bitiyor mu, proje yöneticisi Scrum'da yoktur ya da proje yöneticisi Agile'de yoktur kavramının bence çıkmasının en büyük sebeplerinden biri proje yöneticilerinin emir komutayla ya da sadece değeri değil oradaki insanları meşgul etmesini sağlamak. Bu da geleneksel proje yöneticisi oluyor. Ben ilk kitapta bunu özellikle yazmıştım. İlk kitabımda şöyle bir cümle vardı.
Geleneksel proje yönetimi yoktur. Geleneksel proje yönetimi vardır. Biz proje yönetimini de çevik hale getirmeliyiz. Aynı şekilde PMO'muzu da çevik hale getirmeliyiz. Yani konumlandırdığımız PMO sadece projeleri çıkart, bu projeleri execute et değil. Aslında günümüzde Disiplin Agile de bunu şöyle vurguluyor. VMO diye konumlandırıyor. Value Management Office olarak. Yani PMO'ların da değeri ortaya çıkartacak bir yapıda konumlanması, kendini evirmesi gerekiyor. Ne yaptık? Erin hocam son 10 dakikamız. Tamam. Zaten az kaldı. Ben hemen soru cevaba geçeceğim sonra. Ne yaptık? Takım seviyesinde team lead'ler yetiştirdik. Takıma odaklandık. Takımlar arasındaki entegrasyona odaklandık. Sonrasında zaten yeni valid streamler üzerine çalışmaya devam edebiliyoruz. İlk pilotlamamızı yaptıktan sonra şirkette daha fazla valid stream varsa onlara odaklanmamız gerekiyor diyeyim. Ve burada ben bitireyim. Bu konu çok derin bir konu. Sadece şöyle özetlemek istiyorum. Şöyle de kapatmak istiyorum. Biz eğer dönüşüm yapmak istiyorsak ilk vermek istediğim mesaj liderlerle başlamalıyız. Liderlerin dönüşümü anlaması ve ona inanması önemli. Sadece dönüşün gelişin gelin dememeli. Ve dönüşümü anlaması derken de farklı bir firma dönüşümü yapıyor diye değil. Gerçekten şirketin ikinci mesajım da şu. Dönüşümü yaparken doğru teşhisi yapması, sonra tedaviye geçmesi önemli. Teşhis yapmadan doğrudan hadi Agile yapalım diye gidip bazı pratikleri uygulama üzerine koşmamalı diyeyim ve sonrasında soru cevapları alabilirim. Çok teşekkür ederiz. Sorular gelmeye başlıyor. Lütfen chatten yazın ya da direkt bağlanabilirsiniz de. Aklımda birkaç soru var. Özellikle son söylediğin mutlaka bir assessment, değerlendirme yapmak gerekiyor kısmında. Değerlendirmenin şirket içinde birileri tarafından yapılmasıyla şirket dışından farklı bir gözle yapılması arasında avantaj, dezavantaj anlamında nasıl bir farklılık olabilir? Mustafa Bey, kusura bakmayın. Böyle tam şey, Erin Bey bir şey yazmıştı, onu okuyordum. O yüzden son kısmı kaçırdım da bir daha alabilir miyim soruyu? Bu son söylediğin şirketlerin değerlendirilmesi, yani şirketler içinde değerlendirme yapmak, assessment yapmak ihtiyacını vurgulamıştım. Bu Evet. değerlendirme assessment'ı şirket içinden bir ekibin yapmasıyla dışarıdan bir gözle yapılması arasında avantaj dezavantaj durumu bakımından nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Güzel. Bunu biz aslında bu Value Stream Consultant komitede tartışmıştık. Burada şöyle komitede karar verilmişti ve güzel bilgiler de gelmişti. Şimdi dışarıdan biri şirketi şirket içindeki biri kadar tanıyamaz. Bu nedenle şirketin içindeki bilgiye güvenmek çok önemli. Yani burada şirkette şunu beklememesi gerekiyor. Dışarıdan danışman gelsin, bütün teşhisi koysun dememesi gerekiyor. Çünkü o teşhisi koyma konusundaki bütün deneyim aslında şirket içerisinde. Şirketi daha iyi tanıyamayız 2-3 haftalık danışmanlıkla. Ama bilgi de dışarıda. Yani dışarıdaki kişiyi, konumlandırdığımız o danışmanı çok iyi konumlandırmak ve orada şirketle paralel çalışarak yönlendirmek gerektiğini söylüyor. Biz böyle bir karar vermiştik. Yani şirketi şirket bilecek, bize o acı noktalarını, o çıkartmada destek olacak. Biz ona dışarıdan bu assessment nasıl yapılır, acı noktalar nasıl teşhis edilir, bu konuda danışmanlık yapacağız diye bir ortak karar almıştık. Teşekkürler. Rica ederim. Erin Bey'in uzun bir sorusu var. Erin Bey, bağlanıp kendiniz sormak ister misiniz? Burada bir şey ekleyeyim Mustafa Bey. Şimdi bu ikinci kitapta biz dönüşümler için 5 önemli adım ekledik. İlk adımımız şuydu, bunu çok önem veriyoruz, onu vurguladık. Sizin sorunuzla paralel olarak şirketin yani kişinin hasta olduğuna inanması gerekiyor gerçekten. O yüzden başlatmak için bu tarz şeyleri şirketin gerçekten dönüşme ihtiyacını kabullenmesi gerekiyor. Popüler bir yöntemi uygulamak değil, ben eğer dönüşmezsem yok olmaya gidiyorum demesi gerekiyor. Bence bu ilk adım. Bu da zaten söylediğiniz o danışmanın çağrılma ihtiyacını ortaya çıkartıyor. Evet, ihtiyacın farkına varılması ilk Evet. adım olması lazım. Erin Bey'e sorusu vardı. Okuyayım mı ben yoksa Erin Bey söylemek ister mi?
Belki bağlantıda sıkıntı yaşıyor olabilir. Tamam, ben okuyayım. Siz Ben okuyun de buyurun. okuyabilirim. Birkaç dönüşüm danışmanlık çalışmasından özellikle perakende value stream örnekleri vermenizi istiyor. Bu streamler belirlenirken organizasyonun gündelik hayatta gerçekleri şeffaflıkla ne kadar dikkate alınabiliyor? Danışmanlık sırasında katılımcıların yönlendirmeleri teşhis aşamasında gerçeğe yansıtmayan hatalara yol açılabiliyor diye düşünüyor. Dolayısıyla açık iletişim hakkındaki yorumlarınızı da merak ediyor. Güzel. Burada zaten Airspace'de de mesela markalar içerisinde bir dönüşüm çalışması yapılıyor. Burada aslında mikro takımlar kurulmaya çalışılıyor. Bu mikro takımlar da üçten önce değer üreten takımlar üzerine gidiyor. Yani oradaki bir markanın baktığımızda o müşteriye dokunduğumuz, onu mutlu ettiğimiz ana kadar ki olan tüm süreçteki değer üretecek bir takım çalışması üzerine gidiyoruz. Mesela benim bir de farklı bir holdingde yaptığım bir danışmanlıkta Value Stream çıkartması vardı. Burada da bir sözleşme süreci vardı. Yani şirket şöyle bir çalışma yapıyordu. Müşteriyle sözleşmeyle müşteriye dokunuyor. Onunla bir sözleşme imzalıyor. Sözleşmeden sonra bir hizmet veriyor. Ama bu süre de 4-5 ayrı silo varmış baktığımızda. Yani o 4-5 tane siloda bazen şeyi teşhis ettiler. Sözleşmelerin tamamlanması 2-3 ay sürüyor. Çünkü o sözleşmeler işte hukuktan geçiyor, insan kaynaklarından geçiyor, farklı birimlerden geçiyor. Burada şunu yaptık biz, Value Stream çıkarttık ve dedik ki bunun sonunda şöyle bir şey ortaya çıktı. Yani biz tam silo yapmışız, İK geçiyor, hukuka geçiyor, hukuktan geri dönüyor, İK'ya geri dönüyor. Bizim orada bir Value Stream katmanı kurup takım bu şekilde konumlandırmamız gerekiyor deyip aslında o Value Stream'leri takımlar haline getirdik. İlk soru bu. Yani ilk sorunun cevabı bu olabilir. İkinci sorunun cevabı da evet, şirket şeffaf davranmıyor olabilir. Bu yüzden ben yine hep şeye döndüreceğim konuyu ama ilk adım liderler. Liderlerin şeffaflıkla gerçekten nerede acı noktaları var onların söyleyebiliyor olması lazım. Diğer türlü liderler dönüşün bana gelin dediğinde ben şunu da deneyimledim birçok şirkette. Aşağıdaki ekip böyle bir çabalara giriyor, bir şeyler yapıyor, takımlarla bir çalışmalar yapıyorsunuz. İyileşme yanılgısına gidiyorlar. Biz de iyileşiyoruz diyorlar ama halbuki acı noktalar tepede farklı yerlerde. O yüzden o açık iletişimin olması için dönüşme hep liderlerle başlamak, onların da hasta olduklarını yanması gerekiyor. Çok teşekkürler. Sevin Hanım'dan bir soru var. Sigortacılık gibi sürekli mevzuat değişikliği yapan ve bunları önceliklendirmek zorunda olan sektörlerdeki şirketler için bir öneriniz olur mu? Aslında bu değişiklik dediğimiz kavram sanki portföy yönetimine giriyor biraz daha. Orada da tamamen işte yine şeye giriyor bence. Teşhis noktasına giriyor. Sürekli öncelikler değişiyorsa disiplineci bu arada şeyi vurguluyor. Pragmatik davranın diyor. Yani değişime karşılık vermek önemli işte manifestoda yazan ama bu değişime karşılık verirken de organizasyonun gerçeklerini de göz ardı etmeyin diyor. Benim burada verebileceğim cevap sigortalı deneyimim olmadı. Onu net olarak söyleyeyim. Sadece değişen önceliklerde bu önceliklerin değişmesi mevzuat kaynaklıysa organizasyonun buna göre portföy yönetimini ve product management'ını, mimari altyapısını örneğin yani bu kısım da önemli. O teknik mimari altyapısını bu değişime ayak uydurabilecek bir dinamikte konumlandırması gerekiyor. Bunu söyleyebilirim. Evet, belki bundan sonraki konuşmacımız Özkan Bey bankacılık sektöründe. Yani orada da mevzuat çok sık değişiyor. Belki onun tecrübelerini de burada dinleyebiliriz bu kapsamda. Süremiz tam 10.45. Ne kadar güzel dakikiz. Gerçek proje yöneticileriyiz biz diye hissettim şimdi. Kapatırken proje yöneticisi traditional, geleneksel vurgusu yapmıştın konuşmanın bir yerinde. Orada aklıma dünkü Richard'ın konuşmasında belirttiği project manager değil, project leader olmamız gerekiyor kavramı hemen çağrışım yaptı. Yani gerçekten de hangi metodolojiyi kullanalım insanlara, ekiplere liderlik yapıyor olmamız artık günümüzün mutlaka gereği organizasyonlarımızda diye düşünüyorum. Dolayısıyla proje yönetim ofislerinin de çalıştıkları proje yöneticilerini birer lider olmaları için bir yolculuğa çıkartmaları gerektiğini ve desteklemeleri gerektiğini düşünüyorum. En temelinde bu katkıyı bile sağlasalar organizasyona harika bir değer
zinciri yaratarak katacaklar diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz Eren Bey. Rica ederim. Orada bir ekleme yapayım mı? O kısım benim çok Lütfen. önem verdiğim bir kısım. Şimdi PMI'de sanki proje lideri kelimesini kullanmaya böyle çok sık başladı. O lider kelimesini. Ama ben bir de şöyle düşünüyorum. Yine pragmatik düşündüğümüzde her şirket dönüşmek zorunda değil diyorum. Yani her şirket dönüştürmemize gerek yok. Yani şirket bir de proje yönetiminin konumlanması da organizasyona göre bence değişmeli gibi düşünüyorum. Şirket eğer bu piramidi düşünün. Eğer çok çalışanlı ama hala sürüngen gibi yani tepeden yönetilmek ihtiyacı olan bir şirkette orada proje lideri ihtiyacı yok belki. Orada projeyi emir komutayla yönetecek bir insan var çünkü şirket değişmek istemiyor. Şirkette başarı orada emir komutayla sürekli push ederek yönetilecek bir proje yöneticisiyle devreye giriyor, geliyor. Bu nedenle şirketin dönüşmek istemesi, şirketin bulunduğu konum proje yönetiminde ona göre konumlandırma ihtiyacını doğuruyor diye düşünüyorum. Yani çünkü birçok şirkette şunu gördüm. Gerçek proje liderleri gibi davranan insanların o şirkette bürokrasiye ya da işte oradaki o politik ortama ayak uyduramadığı için şirketten ayrıldığını gördüm. Bu nedenle belki de iş ilanlarını çıkartırken şirket gerçekten proje yönetiminden ne bekliyor? Bir lider mi bekliyor yoksa emir komutayla yönetecek bir proje yönetimi mi bekliyor? Onu da belirlemek faydalı olur diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Çok teşekkür ederiz Rica ederim. katkılarınız için. İkinci konuşma